Çeşme turumuzdan sonra şimdi de Çeşme'deki kaleye geldik. Burada çeşitli sergi salonları var. İşte bir Osmanlı-Rus Savaşı'nın sergilendiği, yani o zaman kullanılan işte toptur, tüfektir bir şeylerin sergilendiği yer var. Burası da böyle küpler var. Bunlar da eski dönemlerde zeytinyağı ya da şarap saklıyorlarmış. Evet, amforalar. Evet, şurada mesela... Şöyle göstereyim. Toplarda kullanılan... Top. Toplarda top mermileri. Evet. Taştan yapılmış. Yani. Evet. Evet. Onlar var. Bu şekilde başka bir salona geçiyoruz. Güzel sergi salonları var ama biz biraz geç gelmişiz. Çok vaktimiz yok. Biraz hızlı dolaşacağız. Üstlere doğru çıkıyoruz. Bizans döneminden kalan sikkeleri, işte amforaları ya da heykelleri sergiledikleri salonlar var. Güzel düzenlenmiş görünüyor ama biraz vakit ayırmak gerekiyor gibi. Biz de gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Ama kale güzel. Çok güzel, evet. Sanki yeni yapılmış gibi. Kale dışarıdan bu kadar büyük görünmüyordu. Aslında yarım saatte bitiririz diyorduk ama salonları çok fazla. Değişik bölümler var. Kalenin güzel bir tarafı da gezi parkuru gibi bir parkur yapılmış. Kenarlarında korkuluklar var, demir. Burayı bitirdiğimizde, bitirebilirsek yarım saat içinde çok zor. Kaleyi gezmiş olacağız. Ama muhtemelen yukarılarda çok fazla sergi salonu vesaire yoktur. Giriş katında olması lazım. Sadece manzarayı seyretmek için yapılmış yerler. Saat 5'te ziyarete kapanıyor. Biz biraz vaktin farkında olmamışız, geç geldik. O yüzden çok büyük. Erken gelin. Yani çok erken gelmek için de hava tabii sıcak. Biraz akşamüstü olsun dedik ama tabii kapanacakmış. Yapacak bir şey yok. Giriş 18 lira mıydı? Sıcak geldik, gezeceğiz. Giriş 18 lira, evet. Ama müze kartınız varsa yine ücretsiz bir şekilde buraya da girebiliyorsunuz. Aynen. Şimdi hızlıca timelapse şeklinde gezelim. Kalenin manzarası gerçekten harika. Ayrıca çok temiz ve çok bakımlı bir kale. Ama oldukça yorucu. Evet. Hele güneş altında. Yormuş olsa da bu manzaraya değer. Kesinlikle. Çok güzel. Selfie. Selfie çekin diyor. Selfie yapmak kaleyi gezdik. Çok güzel restore edilmiş. Tertemiz, yeni yapılmış gibi ama açıkçası çok açıklama bulamadık. Yani bu kaleyle ilgili kim bilir ne hikayeler vardır. Sadece burçların isimleri yazıyor. Çaka Bey ve Barbaros Burcu. Evet, yani evet. Kim bilir neler yaşandı burada.
Kaleyle ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadık açıkçası burada. Sergilerde de çok açıklama yok. Ama yine de manzarası için bile gelmiyor. Manzara olmuyor, evet. Örneğin burası Osmanlı Rus Deniz Savaşı salonu. Sadece 1768 yılında Osmanlı Rusya'ya savaş ilan ettiğini yazıyor. Bakalım içeride neler var. Interesting coins demiş. Burada biraz açıklamalar var gibi. Evet, Ruslar gelmiş. Tabi Baltık'tan buraya gelmişler. Tabanca misafirler, ama ilginçmiş. Zamanın mermileri. Umur Bey salonundayız. Şöyle mezar başlıkları. Anneler için. Meryem Ana, İsa. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de izleri bulunan bu kale aslında ilk zamanlarda denize sıfırmış. Ama zamanla deniz doldurulduğu için şu an önünde bir yol var. Ayrıca bu kale Osmanlı-Rus Savaşı'na ev sahipliği yapmış. Şu an gördüğünüz bu topsa Osmanlı-Rus Savaşı sırasında batan bir Rus gemisinden çıkartılmış. Evet, çeşmeye gelmişken kaleyi gezmeden de olmazdı. Kaleyi gezsin diye götürdük. Askeri ikiler olarak. Güzel, fena değil. Yani en azından Burcu'nun dediği gibi manzarası için bile girdik. Evet, kesinlikle. Sergi salonları da idare eder, fena değil. Gelinebilir yani. Özellikle müze kartınız varsa. En güzel salon yine Osmanlı.